Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Konjunktion damit. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, konu başlığına baktığımızda Konjunktion damit'ten ne kastediyoruz? Konjunktion ne demekti arkadaşlar? Bağlaç demekti. Damit şundan dolayı, şundan ötürü anlamına geliyor. Ve bunun sorularına baktığımızda arkadaşlar, wieso, wozu sorularını görüyoruz. Bunların anlamı da niçin demek arkadaşlar. Dilerseniz örnek içerisinde ne demek istediğimi daha ayrıntılı anlatmaya çalışayım. İlk örneğe bir bakalım arkadaşlar. Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an. Gayet anlaşılır, basit bir cümle, öyle değil mi arkadaşlar? Anrufen neydi? Telefon açmak demekti. Anja, bu bir kadın ismi. Jedes Wochenende, her hafta sonu, değil mi? Ne yapıyormuş Anja? Her hafta sonu annesini arıyormuş, değil mi? Her hafta annesini arıyor diyor cümlemiz. Şimdi sorusuna baktığımızda arkadaşlar, wieso ruft Anja jedes Wochenende ihre Mutter an sorusunu görüyoruz. Niçin Anja her hafta sonu annesini arıyor? Bakın, parantez içerisinde cevabı var. Ne diyor cevabımız? Sie soll sich keine Sorgen machen. Sich Sorgen machen, dert etmek, merak etmek anlamında arkadaşlar. Yani annesi merak etmesin onu, değil mi? Şimdi bu iki cümleyi ne diyeceğiz? Bir araya getireceğiz ve diyeceğiz ki Anja her hafta sonu annesini arıyor. Şundan dolayı, neden dolayı? Annesi onu merak etmesin diye diyeceğiz. Dolayısıyla damit'ten destek alacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle buradaki cümleyi aynen buraya taşıyacağız. Yani cümlenin başı haline getireceğiz ve Anja ruft jedes Wochenende, evet, neyi unutmuşuz oraya? Ihre Mutter an demeyi unutmuşuz. Problem değil, hemen yazalım sizinle beraber. Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an ve devam ediyor arkadaşlar. Damit sie sich keine Sorgen macht. Demek ki Anja her hafta sonu annesini arıyor. Neden dolayı? Damit sie sich keine Sorgen macht. O, yani annesi onu merak etmesin diye. Şimdi damit yapısına baktığımızda arkadaşlar ne oluyor? Oradaki eylemimiz machen ne olmuş? Çekimlenmiş olarak cümlenin sonuna gitmiş. Değil mi arkadaşlar? Demek ki damit sie sich keine Sorgen macht denildiğinde annesi onu merak etmesin diye demiş oluyoruz. İkinci örneğimize bakalım, ne diyor arkadaşlar? Klaus kauft seiner Freundin Rosen. Evet, ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Klaus kız arkadaşına güller satın alıyor, değil mi? Almanca'da çoğul olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar bu. Dolayısıyla hani güzel Türkçe'de biz ne diyor, ne deriz? Gül satın alıyor, değil mi? Bu bir adet olabilir, birden fazla olabilir. Ancak Almanca'da bunu çoğul olarak ele almamız gerekiyor. Dolayısıyla Klaus kauft seiner Freundin Rosen, değil mi? Kız arkadaşına, hani birebir çeviri olsun diye söyleyelim, güller satın alıyor. Sorusuna baktığımızda wozu kauft Klaus seiner Freundin Rosen? Klaus neden kız arkadaşına güller satın alıyor sorusunun yanıtına bakalım. Parantez içerisinde sie versöhnen sich. Sich versöhnen arkadaşlar, barışmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Klaus kız arkadaşına gül satın alıyor. Barışmak için, değil mi? Barışmaları için diyeceğiz. Dolayısıyla şundan dolayı, şunu yapabilmek adına dediğimizde demek ki konjunktion damit'i, değil mi, devreye sokmamız gerekiyor. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Klaus kauft seiner Freundin Rosen, damit sie sich versöhnen. Demek ki Klaus kız arkadaşına güller satın alıyor. Ne için? Barışabilmeleri için, değil mi? Barışmaları için demiş oluyoruz. Şimdi üçüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur. Ne diyor cümlemiz arkadaşlar? Bay Zimmermann aracını tamirhaneye götürüyor diyor cümlemiz. Bunun sorusuna baktığımızda arkadaşlar, wieso ile sorabilirim ya da wozu ile sorabilirim. Bu durumda wieso bringt Herr Zimmermann seinen Wagen zur Reparatur? Niçin Bay Zimmermann
aracını tamirhaneye götürüyor. Bakın cevabı parantezde. Die Mechaniker reparieren die Kupplung. Teknisyenler tamir ediyorlar. Neyi? Die Kupplung arkadaşlar, debriyaj demek. Şimdi diyeceğiz ki Bay Timmerman aracını tamirhaneye götürüyor. Teknisyenler debriyajı tamir etmeleri için dediğimizde ne yapıyoruz demek ki? Damit'ten destek alıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Baştaki cümleyi cümlenin başına taşıyacağız. Bakın şuradaki cümleyi buraya taşıyacağız ve Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur. Virgülümü koydum. Damit die Mechaniker die Kupplung reparieren. Bakın ne oldu? Eylemimiz reparieren cümlenin sonuna gitti. Demek ki ne demiş olduk? Teknisyenler debriyajı tamir etmeleri için demiş olduk. Dilerseniz bu görmüş olduğumuz cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk örnekte Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an denildiğinde demek ki Anja her hafta sonu annesini telefonda ne yapıyor? Arıyor diyor. Bunun sorusuna baktığımızda wieso ya da wozu ile aynı anlama geliyor arkadaşlar. Wieso ruft Anja ya da wozu ruft Anja şeklinde de devam edebilirdik. Wieso ruft Anja jedes Wochenende ihre Mutter an sorusunda demek ki niçin her hafta sonu Anja annesini arıyor? Bakalım. Sie soll sich keine Sorgen machen. Sich Sorgen machen demek ki refleksif bir durum arkadaşlar. Merak etmesin, değil mi? Bu doğru, bu durumda ne diyeceğiz? İki cümleyi bir araya kattığımızda damit'i de işin içerisine dahil edeceğiz ve diyeceğiz ki Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an, damit sie sich keine Sorgen macht. Demek ki Anja her hafta sonu annesini arıyor, o onu merak etmesin diye dediğimizde demek ki damit'i ne yapıyoruz? Devreye sokuyoruz ve macht eylemi cümlenin sonuna gitmiş oluyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Demek ki çekimlenmiş olarak eylemimiz ne oluyormuş? Damit yapısında cümlenin sonuna gitmiş oluyor. İkinci örneğe bakalım arkadaşlar. İkinci örnekte Klaus kauft seiner Freundin Rosen. Klaus kız arkadaşına güller satın alıyor. Şimdi niçin satın alıyor sorusuna baktığımızda wozu kauft Klaus seiner Freundin Rosen? Niçin Klaus kız arkadaşına güller satın alıyor? Bakalım cevabımız neymiş? Sie versöhnen sich. Sich versöhnen arkadaşlar, bu refleksif bir fiil. Barışmak demek arkadaşlar. Klaus kız arkadaşına gül satın alıyor. Barışmaları için dediğimizde Klaus kauft seiner Freundin Rosen, damit sie sich versöhnen. Bakın ne oldu arkadaşlar? Versöhnen burada tabi çoğul olduğundan dolayı ne oldu? Cümlenin sonuna taşınmış oldu. Üçüncü örneğe baktığımızda Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur. Bay Zimmermann aracını tamirhaneye götürüyor. Niçin sorusuna baktığımızda demek ki wieso ya da wozu diye başlayabilirdi sorumuz, değil mi? Wieso bringt Herr Zimmermann seinen Wagen zur Reparatur? Niçin tamirhaneye götürüyor aracını Bay Zimmermann? Bakıyoruz cevabına. Die Mechaniker reparieren die Kupplung. Teknisyenler ne yapıyor? Debriyajı tamir ediyorlar. Teknisyenler debriyajı tamir etmeleri için diyecek olursak demek ki ne yapacakmışız? Damit yapısını dahil edeceğiz cümlenin içerisine. Bu durumda Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur, damit die Mechaniker die Kupplung reparieren demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an. Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an. Wieso ruft Anja jedes Wochenende ihre Mutter an? Wieso ruft Anja jedes Wochenende ihre Mutter an? Sie soll sich keine Sorgen machen. Sie soll sich keine Sorgen machen. Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an, damit sie sich keine Sorgen macht. Anja ruft jedes Wochenende ihre Mutter an, damit sie sich keine Sorgen macht.
Klaus kauft seiner Freundin Rosen. Wozu kauft Klaus seiner Freundin Rosen? Klaus kauft seiner Freundin Rosen. Wozu kauft Klaus seiner Freundin Rosen? Sie versöhnen sich. Sie versöhnen sich. Klaus kauft seiner Freundin Rosen, damit sie sich versöhnen. Klaus kauft seiner Freundin Rosen, damit sie sich versöhnen. Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur. Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur. Wieso bringt Herr Zimmermann seinen Wagen zur Reparatur? Wieso bringt Herr Zimmermann seinen Wagen zur Reparatur? Die Mechaniker reparieren die Kupplung. Die Mechaniker reparieren die Kupplung. Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur, damit die Mechaniker die Kupplung reparieren. Herr Zimmermann bringt seinen Wagen zur Reparatur, damit die Mechaniker die Kupplung reparieren. Dördüncü örneğimize devam edelim arkadaşlar. Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer. Gayet anlaşılır bir cümle, öyle değil mi? Anaokulunun anaokulunda benim yeni telefon numaram, cep telefonu numaram var diyor, değil mi cümlemiz? Bunu sorusunu sorduğumuzda niçin diye soracak olursak, wozu hat der Kindergarten deine neue Mobilnummer? Evet, ne diyor arkadaşlar? Anaokulun neden senin yeni numaran neden anaokulunda var? Değil mi? Niçin sorusunu görüyoruz. Cevap olarak da Sie können mich erreichen. Mich erreichen ulaşmak demek arkadaşlar. Bana ulaşmak. Şimdi bana ulaşabilsinler diye şeklinde yanıtlayacak olursak bu iki cümleyi ne yapacağız? Damit ile bağdaştıracağız, değil mi? Bir araya getireceğiz. Bu durumda ne diyeceğiz arkadaşlar? Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer, damit sie mich erreichen können dediğimizde demek ki ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bana ulaşabilsinler diye demiş oluyoruz. Buradaki können ne olmuş arkadaşlar? Erreichen'den hemen sonra gelmiş. Erreichen können. Bunu kullanmasaydık da pekala olurdu. O zaman ne derdik? Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer, damit sie mich erreichen. Da diyebilirdik pekala. Burada da yapabilmeleri için, ulaşabilmeleri için demiş oluyoruz. Sıra son örneğimize geldi. Son örnek ne diyor? Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt. Zuschicken göndermek demek arkadaşlar. Ben size bir e-mail gönderdim diyor. Bakın burada bir perfect zaman yapısını görüyoruz. Değil mi? Zuschicken, zugeschickt haben ile. Değil mi? Şimdi bunun sorusuna baktığımızda Wieso haben Sie mir eine E-Mail zugeschickt? Bana neden e-mail gönderdiniz? Karşımızdaki soruyor. Cevap olarak Sie sollen den Termin nicht vergessen. Randevuyu unutmayın, değil mi? Bakın burada da bu sefer sollen modal fiilini görüyoruz. İki cümleyi bir araya getirdiğimizde demek ki ne yapacağız? Damit'ten destek alacağız. Bu durumda Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt, damit Sie den Termin nicht vergessen demiş oluyoruz. Bakın burada ikinci defa sollen'e demek demeye gerek kalmıyor. Yapmamanız için, etmemeniz için gibi kullanılabilir miydi? Belki, evet, belki olmasa da olurdu. Bu şekilde de pekala demek ki ne yapabiliyoruz? Bırakabiliyoruz. Dilerseniz şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer. Demek ki anaokulunda benim yeni telefon numaram, cep telefon numaram var. Neden var sorusuna baktığımızda Wozu hat der Kindergarten deine neue Mobilnummer, değil mi? Neden ya da niçin anaokulunda senin yeni cep telefonunun numarası var, değil mi? Güzel Türkçe'de tabi cep telefonu numarasını demeye gerek kalmadan cep telefonun var diyebiliyoruz, değil mi? Cevap olarak baktığımızda Sie können mich erreichen. Onlar bana ulaşabilirler. Şimdi bu iki cümleyi ne yapacağız? Damit ile bir araya getirdiğimizde Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer, damit sie mich erreichen können. Anaokulunda benim cebim var. Bana rahatlıkla ulaşabilsinler diye bir anlam doğmuş oluyor. Ve son örnekte ise Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt. Ben size bir e-mail gönderdim.
Wieso haben Sie mir eine E-Mail zugeschickt? Niçin bana bir E-Mail gönderdiniz? Sorusunun yanıtı, Sie sollen den Termin nicht vergessen, randevuyu unutmayın. Değil mi? Bunu demek ki ne yapacağız? Demek ki damit ile bir araya getirdiğimizde Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt, damit Sie den Termin nicht vergessen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer. Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer. Wozu hat der Kindergarten deine neue Mobilnummer? Wozu hat der Kindergarten deine neue Mobilnummer? Sie können mich erreichen. Sie können mich erreichen. Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer, damit Sie mich erreichen können. Der Kindergarten hat meine neue Mobilnummer, damit Sie mich erreichen können. Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt. Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt. Wieso haben Sie mir eine E-Mail zugeschickt? Wieso haben Sie mir eine E-Mail zugeschickt? Sie sollen den Termin nicht vergessen. Sie sollen den Termin nicht vergessen. Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt, damit Sie den Termin nicht vergessen. Ich habe Ihnen eine E-Mail zugeschickt, damit Sie den Termin nicht vergessen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde konjonksiyon damit konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.